Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Öncelikle hoş geldiniz yeni bir videomuza, kanalımıza, evimize. Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Evimizde, bahçemizde uğraşıyor işte. Şöyle ben süpürgelerimiz bayağı biraz yeşil birezi. Bunları hepsini değil de şu yeşil olanlar kalıyor. Şunlar şöyle. Biraz sararanları da şöyle yoldum. Altı daha sarıydı. Karıncalar da beni daladı burada. Şöyle buranın da otunu temizleyeyim diye de buraya girdim. Şöyle el arabanın oradan ağrı. Önünden bu tarafa doğru aldım geldim temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi bu taraf ahırın önüne doğru otlarını alacağım. Şu süpürgeyi de alacağım bakın. Alt tarafı gitmiş. Üst tarafı da hafiften yeşil duruyor. Ama olsun, onları hep süpürge bağlayacağım. Bunlar Rabbim nasip ederse. Biraz böyle hep üst üstüne koyayım. Dura dursun. Daha sonra bağlayacağım zaman bunları hafif bir suyla ıslatıyorum. Onun akşamdan. Sabaha yumuşacık oluyor. O zaman bağlaması da kolay oluyor. İyi de oluyor. O yüzden öyle yapacağım ben de. Şimdi şu otları böyle temizliyorum. Benim keserim nerelerde? Keserim işte burada. Şöyle dalların dibinde biraz daha açım. Suyunu iyi alsın. Elma dalı bu. Şöyle hem derinleştirelim. Hem de suyumuz taşmasın. Şöyle. Sizden neler yapıyorsunuz sevgili takipçilerimiz? Biz melemendir, salçadır, bahçede domates, biberdir. Durmadan bir şeyler yapıyor. Kış şilenli. Hani artık düz yok. Kiler düzenimizi düzene dıkmaya çalışıyor. Rabbim ağız tadıyla yedirsin. Cümleyle birlikte. Şöyle. Otlarımız. Buralar kurumuş. Ahırın önü. Burayı daha önce kan biçtiydi. O biçiminden kaldı bu. Bir daha büyümedi niyeyse. Şöyle. Şunları şöyle alıyorum. Küçük otlarını bile. Çünkü yine büyür burada yarın. Yağmur yaş yağdı mı? Ahırın önü boşalsın. Yakacaklığımız burası. Bu sene buradan yakar mıyım bilmiyorum da kermeyi buradan yakarım herhalde. Çünkü öbür tarafta kermemiz yok. Öbür tarafta odunumuz var sadece. Şöyle. Alalım. Hiç iş bitmiyor vallahi hiç. Hele de sonbaharın gelişiyle de hiç bitmiyor. Bahçeden çıkamağı yok. Turşu topla, domates topla, biber topla. Fasulyeyi kaldır. Şurada gördüğünüz gibi fasulyeyi de kaldırdım. Orada kuru kapçığı kaldı. Onu da orada ateş verir yakarım herhalde. Ya da bilmiyorum zobaneye tutturulursa yakacakların içine de getirebilirim. Şuranın otlarını bir temizleyeyim. Olmazsa onu ahıra da dökebilirim oradan. Zaten tehlizi var altında. O tehlizinin birlikte alır getirir dökerim. Şöyle. Şuradaki domateslerimizi de görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Vallahi kocaman kocaman avucunuza ne sığmaz. Öyle büyük domatesleri var oranın. Oranın stilini Fatime'nin halam verdiydi. Allah razı olsun. Bir sürü verdiydi. Buraya hep stilledim. Hani incecik dıldıladı. Hiç düzeni yoktu. Böyle olacağını biliyordum zaten. Halam dedi hani kötü tohum almam beni iyidir kesinlikle o diye. Ben de halama güvendim. Stillediydim. Gerçekten de çok güzel şeysi varmış domatesi. Bir de hani giz kızarır herhalde de buranın domatesi. Daha hiç kızarıklık yok. Hep kuduruyor. Buranınkinde turşu yapacağım Allah nasip kısmet ederse. Bir süpürge de şurada var görüyorsunuz. Şöyle kocaman oldu bir tutam. Kenarları kurumuş. Üstü yeşil duruyor. Bilmiyorum onu ne diyeceğim. Yeşil de yapsam çabuk kırılıyor. Olmazsa buradakileri bağlayana kadar oradaki dura dursun. Onu da en sona bağlayayım. Bayağı bahçemizde toparlayıp geliyor. Patatesimiz şurada az bir köşede kaldı. Zaten pek böyle çıkmıyor patatesin. Fasulyemizi kaldırdık. Soğanımızı kaldırdık. Şuradaki yeşil fasulyeleri yoldum attım. Maydanozun tohumunu aldım oradan. Çıtlığımızı biçtim. Sarımsağımızı zaten söktüydük. Bir şurada kıskamız kaldı. Biz kıskadırık soğanın küçüğünü. O sökülecek ama biraz yaprağı yeşil duruyor. Biraz yeşilliği gitsin. Onu da şey diyeceğim. Sökeceğim. Kaan hadi annem soğanı doldurun hadi. Gel akşam olmadan doldur da şu oraya dökelim.
İçeride iyi olmazmış şimdikten kaynanesi. Annem öyle söyledi. Anneannen. Akşam Emine halam gelin oradaydık. Annem ettim hani tandır evine döktüm soğanı diye. O ne? Hocam zaten yedi mi? Ha tatlı mı? Ben. Ha Yusuf'a da vereydin. Yedim gondo. Verdin mi paşam? Yedin mi? Akıllı oğlum benim. Yusuf'um da evimin gülü benim. Bir oğlum vardı, iki oldular. Evde. Dışarıdakileri saymıyorum. Dışarıda bir sürü oğlum var. Yüksel var, Ömer var. Değil mi? Kazım var. Ne? Şu mu? Annem o sığmaz kuzum, sığmaz. Büyüğü aldım ya, yapraklar şunun biri bu kucak görünüyor. Şu bal kabaklarımızın da bu arada hiç dölü var mı yok mu onu kontrol edeceğim biraz sonra. Varsa duracak, yoksa onları da yolacağım. Olmayanları yolum ki bahçemiz temizlensin bir an önce. Pasayla durdum hiç sevmiyorum. Böyle tertemiz olduğu zaman iyi oluyor. Bunu öyle direkt ısırınca biraz sert geliyordu ama böyle yavaş yavaş şeyin çok güzel. İyi hadi bakalım. Su da bize getirsen olmaz mıydı? Ben de susadım. Önce çişmeden içerim de orada da bardak yok. Hem de kandırma o çişmenin suyu. Şuralarımızı temizleyelim. Videomuzun devamında tekrardan görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim şöyle. Karanlığa kaldıysam da buraları temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Otları buraya yığdım. Şöyle. Yahacaklığımızın önüne tertemiz açıldı. Şu ağaçlarımızın önü açıldı. Yarın da şu koşa kaldı azıcık. Şöyle gördüğünüz gibi. Yarın da Allah nasip ederse orayı temizleyeceğim inşallah. Şöyle dalların dibinde birazcık daha açtım bu kiraz ağacımız şöyle. Şu da karşıdaki de kiraz. Bunlar kırmızı kiraz diye aldık ama daha henüz şeysi olmadı. Dölü olmadı. Bilmiyorum neydiğini. Ha, yoruldum. Şöyle suyumuzu da alalım. Şu dalımızın dibinde açtım. Bu da elma ağacımız. Ama bu kuruyor. Niye kuruyor bilemedim. Ya gün döndü ondan kuruyor. Ya da bilmiyorum artık mevsim mi geçti. Şu şeyleri de buraya biriktirdim. Süpürgelerimi. Şu otlarım da burada dursun bugünlük. Şöyle. 3 yığın yaptık. Ondan sonra cima. Bunlar burada biraz pörselensin. Ondan sonra toplar alırız bunları inşallah. Şöyle soğanlarımı da eve döktüydüm ya. Annem dışarıya çıkardı yiyince ben de dışarıya döktüm şöyle. Gördüğünüz gibi. İki boya kovası ne var herhalde da belki de fazla bilmiyorum. Buralarımızın otunu da Yusuf yoldu şuraların otunu da şöyle. Şuralarda hep otudu. Yusuf'um yoldu tertemiz. Şu kabakları yarın halletmem lazım. Bakın bir. Eğer bunların dölü varsa duracak. Dölü yoksa hep yolacağım bu kabakları. Bal kabaklarıydı bunlar. Şöyle domateslerime bakın. Kocaman kocaman görünüyor. Şuralarımız yine otlandı. Buralara durmadan su değiyor. Sularken. Ondan dolayı da otlanıyor. Şöyle. Şu da gündüzki kaldırdığım paklanın altındaki pakla. Hani kapçıkların altından bir daha yaparız ya. Ondan bu da. Savurdum güzelce. Çinledim. Bu kadar daha oldu. 3 pişirim ne var burada? Tabii bize göre çok aileler bilmiyorum. Şu reyhanlarımı da şöyle korgiye indirdim sevgili takipçilerim. Şuradaydı. Hep balkonun ucunda 24 saat güneş görüyor. O da burada yanıyordu. Bakın dün suladıydım. Daha suyunu bile vermemiş. Burası sabah güneşi görüyor. Daha sonra güneş döndükten sonra şöyle güneşe doğru şeye yani güneye doğru döndükten sonra hiç güneş değmiyor. Keşke önceden indirseydim. Çok pişman oldum. Şöyle karıştırınca mis gibi kokular geliyor vallahi. Neyse evimize bir girelim. Ayaklarımı ne yıkayım şu çişmemizde. Hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Biz dışarının işini bitirdik. Evimize geldik. Şöyle yemek ısıtıyorum. Yemekleri neyi ısıtıyorum? Bu son yemeğimiz. Abimle yengem bugün gidecekler. Yani yarın sabah gidecekler. Ben de gündüz fasulye pişirdiydim. Aslında gündüz de çağıracaktım da gündüz pek mümkün olmadı. İşler bitmedi çünkü dışarıda hani koşuşturmayla günleri geçti bugün. Şöyle salata yaptım. Fasulye ısıtıyor. Pirinç pilavım var.
ayrılık yemeği gibi bir şey oldu. Şöyle yukarıya kaldırayım biraz. Şöyle iki tabak salata yaptım. Salatamın da sosundan kullanıyorum. Zeynoş'umun getirdiği soslardan. Fasulyede bahçemizin fasulyesi sevgili takipçilerim. Onu ilk deneyim diye yaptım ya. Aşırı derecede güzel pişiyor. Hem de çok çabuk pişiyor. 15 dakika şeydi. Kaynayana kadar dakika tutmadım. Kaynadıktan sonra 15 dakika tuttum ama çok aşırı pişmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Herhalde de bu 10 dakika ne pişse anca olacak. Kaynadıktan sonra 15 dakika piştim. İndirmem lazım bunu. Şunlara da pilavlarımı bölüyorum. Pilavımı ısıtmayacağım. Şöyle şuradan çekmecemden bıçak alayım. Karıştıralım. Bir de yorulduk ki sormayın gitsin. Bayağı o ahırın önündeki otları neredeyse bitirdim. Az bir şey kaldı. O da karanlığa kalınca gözüm görmedi. Bugün pahla da kaldırdım zaten gördünüz. Hiç iş bitmiyor. İşimiz hani çok koydu. Koşuşturmayla iş yapıyor. Kış katkılarımızı düzmeye çalışıyor. Yarın da yengemgiler küçük şey biberlerinden toplayacak. Tombul biberlerden. Şöyle böyle. Şurada kalsın. Yarın Yusuf'a bir daha pişiririm. Normalde ben pilav yapmıyorum. Yusuf annenle pilav da yaptı. Fasulyenin yanında seviyormuş pilavı. Onun isteğini kırmadım ve yaptım. Şöyle. Şunu da tabağımıza boşaltacağım. Şöyle şu tabağımıza boşaltalım. Şunu da bulaşıklarımın içine alalım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oldu. Soğan doğramadım salataya. Geceyle belki doğanır diye. Yemeğimi de böleceğim biraz sonra. Ama tam şeyde kırmızı olmamış. Salçasını az mı yapmışım yoksa salça mı kızartmamış? Tam olarak bilemedim. Ama olsun. Böyle de çok güzel pişti. Lezzetli pişti. Hani bahçe fasulyesi çok çabuk pişiyor. Buna bundan sonra dediğim gibi kaynadıktan sonra 10 dakika pişireceğim. Kapatacağım altını. Bir de haşlıyorum ya ben ondan da çabuk pişti bu sevgili takipçilerim. Hani haşlamadan olmuyor. Akşamdan güzelce yıkadım, ıslattım. Sabahından da bir taşım kaynattım. Yüzünün köpüklerini aldım. Ondan sonra yüzünün köpüğünü aldıktan sonra hemen koydum pişirmeye. Koydum ama çok çabuk pişti işte söylediğim gibi. Thank you.